Aldım hocam, laterale bakacak. Lateral çok açılıyor herhalde. Evet. Hocam. Aşırı gelecek şekilde değildi hocam. Dur. Hemen. 4.5. Şimdi bağırsınız kaç oldu toplamda? 3.5 derece hocam. 3.5 derece bağırsınız. Pirok kaçtı? Hastada constitutional ağrısı sistem kendisi aldığı görüntülerden 4. Kalça ve diz osteoartriti dediğimiz halk arasında kalça ve diz eklemi kireçlenmelerinde artık cerrahi olarak yüksek teknolojik bir takım ürünler kullanıyoruz. Bunların başında robotik diz ve kalça cerrahisi geliyor. Kalça veya diz kireçlenmesi, osteoartrit nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastalara da ameliyat öncesi bilgisayar ortamında bir takım hazırlıklar yaparak tomografi görüntüleri üzerinde ameliyat esnasında robotik teknolojiyle beraber bu protezleri, bu implantları hasta vücuduna yerleştiriyoruz. Bununla beraber hastada doktora veya hastaya ait bir takım olumsuzlukları egale, ekarte etme şansımız oluyor. Hastada hızlıca fizyoterapi ile beraber çok erken dönemde yara iyileşmesi ve günlük hayatına dönme gibi olumlu sonuçlara çok erken zamanda yakalayabiliyoruz. Robotik diz ve kalça cerrahisi tıbbın teknoloji alanında bir sürü branşta dahil olmasıyla beraber ortopedik alanda da bizlere bir sürü olumlu katkılar sunuyor. Bunların başında hızlı iyileşme, hızlı rehabilitasyon ve hastanın ağrıya bağlı ortaya çıkan gecikmiş fizyoterapisini ortadan kaldırmak ve aynı zamanda tomografik milimetrik ölçümler yapılarak teknik hataların olmasını ortadan kaldırıyor. Kalça veya diz kireçlenmesi nedeniyle ameliyat olacak hastalara robotik diz cerrahisi hakkında araştırma yapmasını tavsiye ederim. Kayseri Memorial Hastanesi Ortopedi Kliniği olarak uzun süredir robotik diz ve kalça cerrahisi yapmaktayız. O nedenle Kayseri başta olmak üzere çevre illere ve hatta farklı bölgelerden çok uzaklardan hastalarımıza robotik diz ve kalça cerrahisi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Eğer diz veya kalçaya ait bir ameliyat ihtiyacı söz konusuysa mutlaka Kayseri Memorial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinden bilgi alınmasını sizlere tavsiye ederim.